Yarını bugünle buluşturan program Gelecek ve Trendlere hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Tuzla Belediye Başkanı Sayın Doktor Şadi Yazıcı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Programımız Gelecek ve Trendler ve Gelecek Trendler'de bu hafta bir kamu görevlisini ağırlıyoruz. Ağırlama nedenimiz de aslında Tuzla Belediyesi'nin akıllı hizmet dönemi, mobil hizmetleri ve sosyal medya, hatta Android uygulamalarına varan sizin belediye hizmetleriniz. Ama ben şunu merak ettim her şeyden önce. Bütün bu mobil hatta nasıl söyleyelim tamamen geleceğe yönelik bilgi işlem teknolojileri. Bilgi işlem teknolojilerinin dışında bir belediye bunları oy almak için mi yapar efendim yoksa başka bir nedenle mi yapar? Çünkü hani oya yansır mı bu tip şeyler? Yani tabii önceki teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Tabii oya mutlaka her şey yansır. Olumlu veya olumsuz bir şekilde. Oya yansımayan hiçbir şey yoktur özellikle bir yerel yönetici için. Fakat biz buraya niçin daha çok yapıyoruz? 2009 seçimlerinde ben bir yerde bir ifade kullanmıştım. Size dünya vatandaşlığını vaat ediyorum diye bir ifade kullanmıştım. Dediler ki başkanım bu yerel bir seçim için biraz büyük bir iddia değil mi dediler. Değil dedim. Gelişen bilgi işlem teknolojileri, artık dünyanın bir köy haline küçülmesi, gelişen bu trendle beraber, gelişen bu bilgi işlem teknolojileri trendle beraber artık insanların birbirine Amerika'dan hapşurduğunda buradan çok yaşa diyecek bir duruma gelinmesi artık dünya vatandaşlığını önermek. İki, eğer ki dünya vatandaşlığını öneriyorsanız, dünyayla entegre, global düşünüp yerel uyguluyor iseniz o zaman bilgi işlem teknolojilerine ve gelecek ve trendler diye kurmuş olduğunuz programımızın ismine uygun olarak da bu teknolojiyi ve bu altyapıyı ve dünyanın bu gelişen bu trendlerini yakalamak zorunda hissediyoruz kendimizi. Aksi takdirde gelecekte bu trendleri kullanmayan ne doktorun, ne mühendisin, ne bir yerel yöneticinin, ne bir siyasetçinin, devlet adamının başarılı olması mümkün değil. İlginç. Sayın Yazıcı, peki efendim bütün bu bilgi işlem teknolojilerinin, akıllı belediyeciliğin aslında hani halk arasındaki tabiriyle bürokrasi üzerinde son derece etkili olduğunu siz söylemiştiniz. Hatta etkili olduğunu da az önce sizinle sohbetimizde anlattınız. Bunu açabilir misiniz acaba biraz? Nasıl azalttı bürokrasiyi? Tabii aslında 2006'da oluşan bir şey var. Bilgi toplumu strateji eylem planı diye bir eylem planı açıklanıyor. Bu bilgi toplumu stratejisi eylem planında hedeflenen birkaç tane şöyle eylem var. Bunlardan bir tanesi hem kamunun da bakışıyla. Burada amaçlanan önemli şeylerden bir tanesi kamu yönetiminde ve işleyişinde modernizasyonun sağlanması konusu. Bu bilgi işlem teknolojilerinin altyapınızı, gerek bilginin depolanması, sunulması, toplanması, bilgiye sahip olunması yönündeki bütün altyapınızı geliştirebilmek noktasında. Diğeri yine kamuda vatandaş ve iş dünyasına sunulan hizmetlerin özellikle de daha hızlı, kolay erişilebilir olması yönündeki bir trendin oluşması ve yine vatandaşın bilgi toplumundan en yani maksimize olarak yararlanmasını, faydalanmasını sağlayacak olan bütün teknolojinin oluşması ki bu 2006'da işlenen bilgi toplum strateji eylem planında alınan kararlardan bir tanesi. Bütün bunları erişin içerisine kattığımızda vatandaşın daha katılımcı, daha çok bilgiye ulaşabilen, yerel yönetimlerde veya genel yönetimde dahil olmak üzere her şeyden haberdar olan, aslında dünyadan farkındalığını asla daha da çok geliştirdiği gibi haberdar olan ve buna göre de hayatını da organize edebilen ama bütün işlemlerinde gerek kamu hizmetinde gerekse kendi özel işlemlerinde de mutlaka bilgi işlem teknolojilerini en iyi şekilde kullanan bir birey olması için bizim de çalışmamız gerekiyordu. Bu eylem planı doğrultusunda biz de yerel yönetimler olarak bu çalışmayı en iyi şekilde Tuzla'mızda gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sayın Başkan, biraz tehlikeli değil mi efendim peki? Hani şöyle tehlikeli değil mi? Her şeyden haberi olan bir kitleyi, kitleye hizmet vermek, gerektiğinde onları yönetmek biraz da tehlikeli değil mi? Çünkü hani bazen haber olmasa bazı şeylerden daha kolay yönetilebilir ya da anlatılabilir gibi gelmiyor mu? Yani şeyde okullar olmasa iyi Milli Eğitim Bakanlığı yapılır gibi oldu biraz ama şöyle ifade edeyim. Gerçekten gelişen teknoloji ve bu teknolojiyle beraber artık bu telekomünikasyonun, bilgi işlem teknolojinin gelişmesi dünyada otoriter, totaliter, daha şey yönetimler yerine daha açık insanı ve bireyi merkeze koyan yönetimlerin gelişmesini sağlamıştır. Bu biraz hani risklidir çünkü her bireye hizmet etmek, her bireyi dikkate almak ve bireylerin eskiden katılımcı demokratik parlamenter sistemde bir örgütlü toplumla katılırken artık sosyal medyadan, bilgi işlem teknolojileriyle masasından oturup ben de varım diyebilecek noktaya getirebilir.
Ama şey vardır, eğer ki kimse korkarak yükseklere çıkamaz diye güzel bir söz vardır, severim. Korkmamak lazım. Biz her perşembe halk günü yaparız ama akşam da sosyal medya halk günü yaparak vatandaşımıza sosyal medyada da önüne çıkarıyoruz ve bize her şeyi sorabilirsiniz diyoruz. Ne yapıyorsunuz? Yani Twitter ya da Facebook? Twitter, Facebook, Instagram'dan herkes bizimle temasa geçebiliyor. Belediyeye halk gününe gelemeyen sizle kişi, mi geçiyor efendim? Evet, direkt benden geçiyor. Bizzat kendim cevaplıyorum. Bizzat kendim ifade ediyorum. Zaten Facebook ve Twitter hesaplarımızı kendim yönetiyorum. Ve bu konuda da vatandaşımız her zaman haklıdır. Patronumuz vatandaştır. Canınızı sıkan şeyler olmuyor mu efendim? Peki yani çünkü buradan bazen gerçekten de sosyal medya üzerinden fazlaca mesaj geliyor. Kimi haddini aşabilir, kimi gereğinden fazla eleştirmiş olabilir ya da haksız eleştirmiş olabilir. Bunlara ne yapıyorsunuz? Nasıl başa çıkabiliyorsunuz? Yani tabii ki itidalli yaklaşmak var. Yine kendilerinin dikkatini çekmek var. Burada karşınızda bir şahsiyet yine bir makamla muhatap olduğunu ifade ettiğimizde. Toplumumuzda bu konuda eğer ki çok kötü niyetli değilse, amacı tamamen bağcıyı dövmek niyetiyle gelenler de vardır. Onun dışındaki vatandaşımız itidalli davranıyor. Evet, yani tamam diyor Sayın Başkan diyerek de daha itidalli bir şekilde davranabiliyor. Şu ana kadar sürecimizde çok öyle kontrolsüz bir durum gelişmedi. Ama çok haksız yere ve üstünde çok iddialar da ortaya konulan şeyler oldu. Açıklayabildiğimiz kadar, açıkladığımız kadar, olmazsa davet edip kendileriyle yüz yüze de görüşebiliriz takdimde de sosyal medyadan yapıyoruz. Yüz yüze? Trend, evet, yüz yüze. Bu trendi mutlaka yakalamalıyız. Yerel yönetimlerin artık dünyadan kimsenin, ne bireyin ne yerel yönetimlerin kimsenin izole olması mümkün değildir. Ülkemizin de bu noktada dünyada artık sayılı ülkelerden biri ülkede yaşıyoruz ve ya, kentlerin yarıştığı bir ülkedeki biraz önce Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da yine konuşmasını yaptı. Dünya Belediyeler Birliği Başkanı'nın, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı'nın bulunduğu kentte bir parçası olarak siz bir bütünün parçası olarak her şeye hakim olmak zorundasınız. Dünyada herkesten ve her gelişeden, her teknolojiden faydalanmak zorundasınız. Zaten modern insan gelişmiş teknolojileri de kullanabilen, onu kullandırabilen ve onunla beraber yaşantısını da kalitesinde, yaşam kalitesini de artırabilen insan diye tarif ediliyor ki biz bunu Tuzla'da vaat ettik. Bütün Tuzla halkımızla beraber bunu da en iyi şekilde yakalamaya çalışıyoruz. Peki efendim neler yapıyorsunuz? Akıllı belediyecilik, akıllı sistemler uygulamaları konusunda neler yapılıyor belediye? Biz aslında ilk geldiğimiz günden itibaren bir defa bilgiye kolay ulaşılabilir ve bilgi işlem altyapımız, yani otobanlarımızı bir defa ulaşımı sağlayabilecek olan bilgi işlem altyapımızı ve akıllı kent otomasyon sistemini kurduk. Bu sistem sayesinde bütün her şeye bilgi sahibi olarak bilgiye dayalı bir belediyecilik hizmeti sunma fırsatını bulduk. Dolayısıyla hatta bunu eleştirildim biraz. Üç belediyenin birleşmesiydi, bir kaos vardı. Gerek ekonomik olarak hani bir mali sıkıntınız, gerekse bir insan oryantasyon problemleri var. Başka belediyeler birleşmiş. Ama ben bundan uğraşırken dediler, yani ne yapıyorsunuz başkanım? Çok uzun yıllardır da bu konularda ilgilenirim. Ben bundan çok önemli bir başlangıç yaptım. Artık bilgiye dayalı belediyecilik sunabiliyoruz. Ve bunu geliştirdikten sonra sistemin kendi versiyonunun vermiş olduğu yetkilerle beraber zaten çok farklı bir satranç gibi istediğiniz kadar hamle geliştirebilirsiniz. Eğer altyapınız sağlam, bilgi işlem teknolojilerinin her türlü alt standartına sahipseniz yüzlerce, binlerce hamle yapma şansınız var demektir artık. Biz bunu ilk yaparak başladık ve sonrasında mesela gelen alo denen 444-096 bir telefonla bize bağlantı kuranlar tutun. Web ortamından bize ulaşabilen insanlara, cep telefonuyla her noktadan bize ulaşabilecek insanlara ve telefon deyip alo deyip canlı birisini bulmak istiyorum dediğinde 7 gün 24 saat bulabilecek call center'a varıncaya kadar hepsini geliştirdik. Bunlar isterseniz birkaç maddeyi de ben saymak lütfen, istiyorum. Lütfen efendim. Bunlardan resepsiyon, beyaz masa, e-beyaz masa 94'te Sayın Başbakan'ın başlatmış olduğu beyaz masayı e-beyaz masa diye değiştirdik mesela. Kendi ekranından vatandaşa hizmet veren personelimizin karşısında kendi ekranından bakarak da hizmet sürecini takip edebiliyorlar. Ve bu hizmet sayesinde vatandaş özel müşteri gibi bankaların kendisi karşınıza oturup çayını kahvesini içerken hizmeti sunulabiliyor. Özel müşteri hizmeti gibi. Mobil beyaz masamız belediyeyi mahalle mahalle gezdiren bir araç dizayn ettik. Belediyeye bağlı, dolayısıyla bu server'a bağlı olarak çalıştığı için bütün bilgilere sahip ama vatandaşın kapısının önünde bir belediye gezici bir mobil beyaz masamız var. Bu ilklerden bir tanesidir bizim. 7 gün 24 saat iletişim merkezimiz, call center'ımız yine bu bilgi işlem teknolojileri her türlü bilgiye sahip olarak çalışıyorlar. Tıkla konuş, tıkla yaz diye web ortamında gezerken sitemize girdiniz, bir anda konuşmak bir yetkiliyle veya birine yazmak istediniz.
Web ortamında tıklayıp konuşup tıklayıp yazabiliyorsunuz. Bu 7 gün 24 saat konuşabiliyorsunuz. 7 gün 24 yazdığınız bütün mailler bizim istediğimiz bir birim hangi birimse oraya doğru direkt gidecek şekilde organize edilmiştir. Yine bizim özellikle de GSI ve MSI diye bilgi işlem teknolojilerini dünyada standartize eden uydu teknolojileri de faydalanan coğrafi işletim sistemleri ve diğer işte bilgi işlem sistemlerini bir araya yapan E-Devlet kapısına biz bağlandık. İlk 5 belediyeden birisiyiz. İkisi zaten şey pilot olarak başlamıştı ama dolayısıyla E-Devlet kapısına bağlıyız şu anda ve bilgiye çok rahatlıkla ev bilgisine varıncaya kadar gerek imar çalışmalarımızı, gerekse nüfus bilgilerimizi web sitemizden çok rahatlıkla her noktadan izlenebilir, görülebilir durumdalar. Ve bu bize çok önemli, vatandaşımız için büyük bir zaman kazanmasına ve mekan evinden rahatlıkla her şeyi işlem yapılabiliyor. Yine E-Belediye uygulamamızda işte Web TV uygulamamız var, Web Radyomuz var. Web TV ve Web Radyomuzla rahatlıkla ulaşabiliyoruz vatandaşımıza ve bilgilendirmede hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Yine belli noktalardan web bağlantısında ücretsiz web bağlantılarımız var. Sahilimizde, kamu binalarında vatandaşımız ücretsiz olarak web hizmetinden faydalanabiliyor. Yani internete girebiliyorlar. Güvenliği nasıl sağlayabiliyorsunuz efendim? Ona belli firewall'ları var. Firewall yapıyoruz onlara, belli duvarlarımız var. Download'da biraz tabii kısıtlı kullanıyoruz. Ona göre de dikkatliyiz ona da. Mobil uygulamalarımız var. Artık gelişen mobil cihazlar var. Artık gelişmiş olan gerek işte iOS uygulaması, gerek Android uygulaması veya Windows Mobile uygulamalarıyla beraber de artık bir mobilize olmuş. Gerek cep telefonuyla gerek diğer mobil cihazlarla rahatlıkla bütün hizmetlerini ve dünyada akıllı dünya diye başlayan, akıllı şehirler diye gelen bu trendi yakalayabilmek için. Çünkü biz burada da iOS uygulamamız var, Android uygulamamız var, Windows Mobile uygulamamız var. Yine Tuzla Kültür Sanat ve Tuzla Kültür Sanat Android ve mobil TV uygulamalarımızda şu anda biz vatandaşımız rahatlıkla bunları indirerek hem belediyecilik hizmetini hem haberdar olabilme hem takip edebilme gibi birçok şeye yapılabilir. Ay Dergi diye de yine bir uygulamamız var. Belediyecilikte ilk olarak da bu dergimizde devam hizmet sunuyorlar. Biraz önce söyledim. Yine bir de vatandaşla iletişimi sağlayacak olan metotlardan bir tanesi de biz LED TV, Tuzla'mızın 17 noktasında LED TV'miz var. Yine her bir ASM'ye, aile sağlık merkezine kiosklar kurduk ve çift ekranlı bir ekranıyla Tuzla Belediyesi ile bağlantı kurabiliyor. Diğer hizmetini bulunduğu lokalize sağlık hizmetini alırken yapabiliyor. Bunlar Tuzla Belediye'mizin hizmetleri. Kamu binalarına yine kiosklar koyarak yine mobil belediyecilikte ve bilgi işlem teknolojilerinin en üst düzeyde faydalanarak belediyemize bağlantı kurulabiliyor. Biz bir şey daha bu trendle yakalamaya çalıştık. Dedik ki her mahallenin her sokağımızda aynı anda çok hızlı bir şekilde gelişen teknoloji bağlı olarak bir kültür merkezi oluşturabilirim. Bir sokakta bir organizasyon yapacaksak hemen anında yarım saatte gerek bir türbin, gerekse bir sahne, bir de büyük bir LED ekran oluşturarak aynı anda yarım saat içerisinde bir kültür merkezi kurabiliyoruz Tuzla'mızda. Bu tür teknolojileri de altyapımıza da sahibiz şu an. Peki efendim bir şey merak ediyorum. Bunlar belediyede tasarruf mu sağladı yoksa ek gelir, ek gider kalemleri mi yarattı? Bu birinci bölümü. İkincisi de istihdam yarattı mı yoksa istihdamı azalttı mı? Akıllı belediyecilik uygulamaları, bu kadar anlattığınız şey. Hizmet olarak çok güzel. Peki atıyorum bunları ne yapıyorsunuz? Tasarruf edebildiniz mi? Ve istihdam yaratabildiniz mi? Bir örnekle iki şıklı sorunuza bir örnekle cevap vereyim. Mobil türbin, yani bir 130 kişilik bir artık protokol türbini oluşturma ve mobil sahne. Bir tır yaptık. Bu tır otomatik olarak kendisi açılıyor, kapanıyor, sahne olabiliyor. Veya 120 kişilik, 130 kişilik oturulabilecek bir sahne oluşturabiliyor. Daha önce bu işlemi 15 tane çalışanımız yapıyordu ve 2 gün çalışıyordular. Kaymakamlığın, belediyemizin veya askeri veya mülki erkanının yapmış olduğu bütün organizasyonlarda bir sahne. 2 gün çalışıyor, 2 gün sökülüyor. Yaralanmalar, kazalar, şunlar bunlar oluyorlar. Evet, biz çok faydalandık. Ekonomik olarak tasarruf ettik. İstihdamda azalma oldu. Ama şunu yaptı. Bilgi işlem teknolojileri belki basıfsız çalışan açısından belki istihdama olumsuz etki ediyor. Hani robotların teknolojiye ve sanayiye girmesi gibi. Ama daha nitelikli işte bilgi işlem teknolojiler şimdi neşir olmuş. Dizaynöründen, operatöründen, programcısına varıncaya kadar, sistem mühendislerine varıncaya kadar çok farklı bir istihdam alanı da oluşturuyor. Güzel. Burada o zaman sizin
bu belediye uygulamalarında efendim hani beyaz yakalılara daha fazla ağırlık veriyor dediniz anladığım kadarıyla, değil mi? Yani tabii bilmek lazım. Artık bilgisayar okuryazarlığı dünyada geçerli. Okuryazarlık oranına bakılmıyor. Bilgisayar okuryazarlığına bakıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bilgi işlem teknolojisiyle uğraşırken mutlaka bir eğitim almış olması lazım. En azından lise ve dengin bir meslek lisesinden veya 2 yıllık bir okuldan bir ön lisans veya bir lisans mezunu olmasının evet. önemi var. Çok önemli olduğunu. Evet, devam edeceğiz. Artık vatandaşımız bunu çok rahatlıkla kullanabiliyor. Ve biz bazen vatandaşımızın bunu kullanma hızını çok daha yavaş tahmin ederken çok daha hızlı bir şekilde adapte olabileceğini gördük. Ve biz sadece şunu düşünüyoruz bundan sonra, ya bunu vatandaşımız kullanmaz değil. Biz yapalım, bir an önce vatandaşımız bunu çok rahatlıkla adapte olabiliyor ve bunu rahatlıkla kullanabiliyor. Özellikle yeni nesil zaten bir dijital bir nesil oluştu. Bu yeni neslin adaptasyonu çok daha rahat. Gerek artık ekonomik, sosyoekonomik düzeyinde birazcık daha da rahatlaması Türkiye'de. Akıllı telefonların daha ucuz fiyatlara cebe girmesi, akıllı telefonlarla beraber mobilize olan bir vatandaş kitlesi ve yeni gelişen trendi de olumlu yönde etkiliyor. Vatandaşımız bu konuda gerçekten seviyor ve hoşuna da gidiyor. Ve takdir de ediyor. Mesela hiç bilgi işlem teknolojisini hiç kullanmamış bir vatandaş bile, başkanım harika şeyler yapmışsınız diyebiliyor. Keşke kullanabilsem yani aktif şekilde. Böyle bir şeyinizi hissedebiliyorsunuz, onun da yaklaşımını hissedebiliyorsunuz. Ama yeni nesil zaten bu konuya tamamen adapte olmuş durumda. Hatta şu uygulamanız da yok mu gibi sorularla, yani bunu da yapsanız olmaz mı gibi bize yeni ufuk açıcı öneriler de getiriyorlar. Peki bu gençlerden hiç fikir alıyor musunuz ya da onların fikirlerinden hiç faydalandığınız oluyor mu bu konularda? Aslında yaklaşık bir 4 ay önce bir sosyal medya konulu bir panel olmuştu. Panelde konuşurken şunu ifade etmiştim. Demokrasimizin bir eksiği var. Bu da örgütlü bir topluma sahip değiliz. İsviçre'de 6 milyon nüfus var. 36 milyon STK'ya kayıtlı insan var. Ama Türkiye'de bu STK'lar çok az. Dolayısıyla aslında sosyal medya veya dijital ortam örgütlü bir toplum ve demokrasimize fayda açısından olumlu, fake olmayan gerçek hesaplar üzerinden gerçekten demokrasimize, sosyal yapımıza, sivilleşmiş ve katılımcı demokratik parlamenter sistem için çok önemli bir fırsat olduğunu inandığımı ifade etmiştim. Şu anda da onu düşünüyorum. Gerçekten bu katılımcılığı da sağladığınız zaman çok güzel fikirler alıyorsunuz. Yani sosyal medyadan gecenin saat 1'inde bir aklına bir Facebook'tan, Twitter'dan bana başkanım şu şöyle olsa iyi olmaz mı diyebiliyor. Gecenin 1'inde mi? 1'inde 2'de orada o gün düşünmek için. Biliyorsunuz tarih yalnızların kininin tarihidir diye güzel bir söz var. Yalnız kalınıp loş bir ortamda iyi düşünebiliyor demek ki. Ama gece 1'de böyle bir öneriyle karşılaşabiliyorum. Bunu hayata geçirebildiğinizde birçok aslında bir halk kitlesinin duygusunu ifade etmiş oluyor aslında. Ve bana da ulaşabiliyorlar. Ben de bunu pratize edebilecek, hayata geçirebilecek olan imkanlara sahip bir belediyenin başkanıyım. Dolayısıyla katılımcı bir demokrasi ve katılımcı bir yönetim anlayışı açısından önemli bir katkı sağlayacağını inanıyorum. Kontrolsüz güç, güç değildir. Altını çiziyorum. Kontrollü, iktidarlı olarak bu gücün mutlaka kullanılması lazım. Ve olumlu yönde bunun kullanıldığında demokrasimizin de insanımızın genelini manasıyla çok faydalanacağını inandığım bir trendde, bir süreçte gittiğini görüyorum. Peki efendim bunu kontrol nasıl sizce mümkün? Çünkü bu işlerle çok yakından alakalısınız. Yani hukuki altyapısını mı oluşturmak gerekiyor, yoksa bir yerde makas olup elinizde hani sanal bir makas çat diye kesmek mi, nasıl, neden yok, bahsediyoruz tabii burada? Kesmek ve yasaklamak her zaman yeraltı faaliyetini geliştirir. İşte bazı yerlerde maske takmış açıklama yapan insanları görürsünüz ondan sonra. Değil vatandaşının, ama yani özgürlüğü tanımlamanın aslında bunu çok güzel bazı hocalarımız efendim, özgürlüğün tanımlamaları yapıldığında sosyal medyada bir başkasının sınırlarına girdiğinizde bireysel hak ve hukuku veya bir sosyolojik bir tabanın çok önemli olan, onun için çok kıymetli olan bir yere girdiğinizde durmanız gerektiğini bildirecek veya bunu kontrol edebilecek veya bunun hukuki sürecini en azından tanımlayabilecek süreçleri tanımlamak lazım. Yoksa bilgi işlem teknolojilerinde ve dünyada hiçbir şeyi sınırlamak, kesmek, işte sansür uygulamak ki zaten ülkemizde de böyle bir söz konusu değil. Ama ben işte bu trendin kontrollü bir şekilde çok önemli bir güç ve demokrasimize çok fayda getirebileceğini ama kontrolsüz gücün büyük yıkımlara neden olabileceğini de inanıyorum. Ama sonuna kadar bunu bir kullanan kişi olarak da söylüyorum. Bunun arkasındayım. Ne güzel. Sayın Başkanım peki Tuzla'ya baktığımız zaman, Tuzla özelini düşündüğümüz zaman
organize bölgeler var. 5 galiba organize. 5 organize sanayimiz var. Organize sanayi bölgesi var. Aşağıda bir sayfiye alanı var aslında bakıldığı zaman. İstanbul'un yazlıklarından da birisidir. Evet. Bir de üstüne üstlük tersaneler denilen hatta işte fabrikaların da olduğu başka alanlar da var organizeler dışında. Evet. Çok farklı insanlara aslında hizmet veriyorsunuz. Bunları ayrı, bunlara hizmet vermek kolaylaştı mı peki zorlaştı mı efendim düşünün? Tabii çok zor. Homojen bir topluma hizmet etmek, hitap etmek, onlarla karşılıklı konuşmak bile çok rahattır. Ama çok heterojen olan, özellikle de bir de kentin yapısal manada, kent yapısı açısından gerek organize sanayilerin, yani sanayinin, yerleşimin, sayfi alanların, turizmin ve lokalize kendi başına çok meşhur olan ünlü sanayi kuruluşlarının olduğu bir Tuzla'da halkın bir defa bu yaşam standardı açısından, yaşam kalitesi açısından yerleşim alanlarının izole edilmesi ayrı bir sorundur. Ayrıca bu kadar geniş bir manada söylediğiniz gibi çok heterojen olan bu toplum kitlelerine hizmet sunmak, hizmeti sunarken götürüldüğünde ki o hizmetin anlatabilmek çok kolay bir şey değil. İstanbul kozmopolit, Tuzla bir o kadar hatta daha fazla kozmopolit diyebilirim. Daha zor değil mi? Bir de bizim özellikle de Selanik, Kavala ve Drama göçmeni olan 1924 mübadelesi olan Tuzla'nın özünde onlar vardır 1924'te. Biz 81 vilayet demiyoruz, 84 vilayetten diye başlıyoruz biz. Dolayısıyla bizim bir de Rumeli vatandaşımız var. Kozmopolit bir yerdir. İki tane de bizim Deniz Harp Okulu ve Piyade Okulu diye de askeri alanda da çok ciddi bir yerleşim bölgesidir. Biz mesela bayramları geldiğinde bir paşayla değil, paşa paşa iki paşayla yaparız yani. Yani Tuzla'nın çok farklı bir şey vardır, konum vardır. Ama zor başarmanın kolay olduğuna inanıyoruz. Daha güzel olduğuna, daha doğru keyifli olduğuna inanıyoruz. Gerek bireysel olarak, gerekse toplumsal, gerekse seçildiğimiz zamandan itibaren, gerek partimizin yerel yönetimler anlayışıyla, gerekse onların bakışıyla beraber vatandaşa vermiş olduğumuz sözleri tutmanın, onlara layık bir belediye başkanı ve şehre emini olarak şehrin emaneti teslim edilecek güne kadar en iyi şekilde taşımanın liyakatını gösterme gayretini gösteriyoruz, çalışıyoruz. Umarım efendim. Peki çok kısa birkaç saniye bile olsa bilgisayarlarla ilginiz nereden geliyor, teknolojiye merakınız? Çünkü galiba bunları aslında siz karar verdiğinizle yaptınız. Belediyede biraz belediye başkanının vizyonuyla, 2039 sonra yasa biraz belediye başkanı ya uçurur ya da düşürebilir yani. Bir yasanın da biraz belediye başkanı var. Ben bilgisayar teknolojilerini 1982'de 24 kilobaytlık bilgisayarımı dahi saklarım şu anda. O dönemde Nişantaşı'nda bir iki firmayla da gelirdim ben. Kartal'da büyüdüm. Basic, Fortran, Cobol bilgisayar programlama lisanlarını öğrendim. Evet. Dijital elektronik dersleri aldım. Dolayısıyla bu süreci tarif ettim. Yani şu anda da yeni bir cihaz çıktığında 15 güne elde edemezsem, yani bunu yıllardır olan şey, rahatsız hissederim kendimi. Bilgi işlem teknolojileri çok sıcak ilişkisi olan bir kişiliğim var. Belediyecilikte de bu trendi yakalamanın mutlaka gerekli olduğunu inanan bir belediye başkanı olarak da devam ettiriyoruz. Elinize sağlık. Efendim konuğumuz oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bugün aydınlattınız bizi. Gelecek ve trendlerden şimdilik bu kadar. Yeniden görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.